İki Elin Sesi kanalına hoş geldiniz. Ben Yusra. Ben Üneyiz. Biliyorsunuz ki 9 ay boyunca Afrika'da yaşadık. Oradayken de sürekli Türkiye'ye döndüğümüz zaman deniz kenarı bir yerlere gitmeyi çok istiyorduk. Ama bu kadar uzun süreli gideceğimizi düşünmüyorduk. Bir de orada da çölün ortasındayız. Aynen, deniz görmüyoruz falan. Yeşillik görmüyoruz. Aynen. Tam 35 günlük bir deniz turu yaptık gibi bir şey oldu. Aslında 25 gün diye çıktık yola. Evet. 35 gün kalmaya karar verdik. 35 Aynen. gün gezmeye karar verdik. Aynen. Bu videomuzda da hem biz kendimiz sohbet edeceğiz hem de sizinle sohbet etmiş olacağız. Bir yandan da görüntüler akacak. Aynen. Öyle bir planımız var inşallah. Bu birkaç videoda bu 35 günlük gezimizi anlatacağız Aynen. inşallah. Biz Ankara'da oturuyoruz. İlk önce Armutlu'ya gitmeyi planladık. İki günde karar verdik. Yani rezervasyon bile yaptırmadık. Biz bahar ayında gittiğimiz için çoğu yerde boştu. Biz gezerken de genelde sezon dışı gitmeye çalışıyoruz. Çünkü sezon dışları daha sakin oluyor. Evet. Ve daha ucuz oluyor. Yani Aynen. çoğu yer şu anda mesela Temmuz ayındayız. 2-3 kat daha fazla o zamana göre. Aynen, belki kaç kat yani. Çoğu Aynen. yer bu şekilde. Biz o yüzden hep sezon dışında gitmeye çaba gösteriyoruz. Çok daha iyi oluyor bizim için. Biz sakinliği de çok seviyoruz. Bir Böyle. De bu sefer yeni bir tecrübemiz oldu. Mayıs ayı Hem. En güzel aylardan biriymiş. Evet. Onu bilmiyorduk. Aynen. Yani hem hava çok soğuk değil ama soğuk. Ve her yer çiçek, yeşillik, evet, kuşlar. Doğru. En sevdiğimiz o oldu yolculuğun. Aynen. Bütün yol boyunca böyle manzara izleyerek gittik. Daha çok Aynen. ben Üniversite yolda araba kullandığı için ama ben daha çok böyle sürekli keyifli keyifli geçti. Tatilimizi 25 günlük ayarladığımız Gezdim, için, gezdim. Bu gezimizi 25 gün ayarladığımız için, ve sonra da 35 gün uzadı ama 25 gün ayarladığımız için o da çok fazlaydı 25 günde o yüzden. tıka basa eşya doldurduk arabamızı. Aynen. Evdeki çoğu eşyamızı götürdük. Zaten çadıra biz minder falan taşıyoruz. O minderler 3'er tane minder götürünce arabanın Harika yarısı iyi. Zaten doluyor. Aynen. Bu şekilde yola çıktık. Bir de böyle hani planımızda bir kısmında kamp yapacağız, bir kısmında otelde kalacağız. Nerede kalacağız onlar belli olmadığı için ve birkaç tane iklim de değiştireceğimizi bildiğimiz için farklı farklı kıyafetler almamız gerekiyordu Aynen. böyle. Çünkü Marmara'dan başlayıp Evet. Ege'den dolaşıp Akdeniz'e Akdeniz'e inecektik. Aynen. Böyle olunca Marmara soğuk, Ege biraz ılık, Akdeniz sıcak olacaktı. Bu yüzden Evet. valizleri ağzına kadar doldurmak Aynen. zorunda 2-3 kaldık. valiz doldurduk, öyle de doldu. Bir de yemek kısmını fiyatları ne kadar aza indirebilirsek diye düşündüğümüz için evden de böyle bir şeyler aldık, götürdük. Piknik sepeti işte, içinde yağ olur, bir şeyler olur. Onları da Bir yanımızda de biz götürdük. 9 ay Afrika'da kaldığımız için Bayağı bordo belediyeydik. aynen hem öyle hem de fiyat bilgisini çok He, bilmiyorduk. aynen Yani doğru. market fiyatlarını falan yeni yeni öğreniyorduk. Çünkü 2 ay geldik zaten bir Ramazan'dı. Evet. Sonra ne artmış ne kadar artmış oteller ne kadarmış. Bungalovlara baktığımızda bungalovlar biz gittiğimizde 200-300 liraya bungalovda kalabiliyordun. 50-100 liraya da çadırda kalıyordun. Evet. Bungalovlar olmuş 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira. Aynen. Öyle olunca bir de bu bilgisizlikle çıktığımız için ona göre hazırlık yaptık. Yani her şeyimizi böyle aldık, toparladık, öyle çıktık. Yani araba resmen evimiz şeklinde oldu bizim o Aynen. şekilde. Yolda giderken Eskişehir'de bir 2 saatlik mola verdik. Çünkü Evet. eşimin çocukluğu orada geçmiş. Orada bir dönerci vardı. Sırf oraya Aynen. gitmek için. Çok sevdiğimiz bir dönerci vardı. Oraya uğradık böyle birkaç saatliğine. Biraz trafikte zorlandık ama Aynen sonrasında. yani Eskişehir'ler alınmasın ama yani alt geçit, üst geçit hiçbir şey Evet. yok. Sürekli kırmızı ışıkta duruyorsun. Evet. Tabii saat 5'e denk geldiğimizden de ayrıca bir trafik vardı ama. Zorlandık bayağı trafikte. Sonra biraz hatta bayağı uzun kaldık o yüzden trafikte zorlandığımız Sonra için. bir gün acaba buradan mı geçirsek dedik de son Aynen. anda eşim vazgeçti. Dedik Bir gidelim. çaycıda bir mola verdik. Sonra Eskişehir'den çıktık. İşte Armutlu'ya doğru. Yaklaşık işte kaç saat sürdü toplam yolumuz? 8-9 Aynen saatlik 9 yol saat gittik. sürdü rahat. Normalde 6 saatlik yol biz 9 saatte alıyoruz. Biz Genelde de birazcık öyle. aynen. Daha güvenli gidelim istiyoruz. Hem de bir yerlerde uğramayı da çok seviyoruz. Yani yol üstünde rastgele bir yerde durabiliriz. Evet. Acelemiz yok. O yüzden böyle 2-3 saat rahat uzuyor bizim. Hatta böyle bir keresinde 5 saatlik yolu 11 saatte dönmüşlüğümüz var, Aynen. gelmişliğimiz var. O en büyük bir rekorumuzdu yani. Güzel de orası da. Ihlara tarafından dönerken 5 Ama geze saatlik geze tabii yolu yani. aynen. O da Ihlara'ya da 2 yıl önce Eskişehir'e gitmiştik kamp Evet, kamp yapmaya. yapmaya. Çok güzel bir yerde kamp yapmıştık. Hatta işte bütün Kapadokya'nın hepsini görüyorduk. Öyle bir kamp Aynen. alanıydık. Sonra Kapadokya'yı gezdiğimizde En hiçbir çok. yer güzel gelmedi yani. Çünkü en güzel yer zaten kamp alanından Aynen. olan manzaraymış. O manzara çok güzeldi aynen. Kapadokya'da da çok bir şey yok yani sadece. Her yerde peri bacaları var. Oraya girme, Ve girme. her yerde Girme aynı bacalar var. Aynı bacalar oraya, devam girme. Hayır. ediyor. Çık oradan. Hiçbir şey yok. Niye? Millet seviyor. Kapadokya'ya da bu yaz sonu inşallah gitmeyi bir planlıyoruz. Tekrardan. Yazın zaten çok sıcak oluyor. O yüzden bir Aynen. kalabalık oluyor malum.
O yüzden gitmek istemiyoruz. Bir de orada şeyler var. Yeraltı şehirleri. Onlar çok güzel Acayip oluyor. güzel bir şey. Bir de biz pandemi o zaman denk gelmiştik. Pandemide gitmiştik. Evet. Bomboştu. Normalde adamın dediğine göre günde 500-600 kişi ziyaret ediyordu. O zaman 10-15 kişi ziyaret ediyordu. 10-15 kişiden biri bizdik. Orayı tek başımıza Aynen. Tıklım tıklım gezdik. olabilecek bir yeri bomboş gezdik. Aynen. Sonra akşam saatlerinde Armutlu'ya geldik. Böyle o deniz manzarasını falan görünce bayağı içimiz böyle kaynadı mı diyeyim artık. Nasıl böyle Ve çok bütün mutlu yol olduk. yorgunluğumuz o ana gidiyor. Aynen. Demek ki ihtiyacımız olan şey o denizi görmekmiş. Orada Deniz yaklaşık anladık. bir 9 aydır 9 ay Afrika'daydık çöldeydik. zaten. Çölün ortasında yeşil olarak sadece birkaç tane ağaç var. Aynen. Aynen. Geri kalan her şey kum. Her şey sarı. Sepya modunda görüyorduk her şeyi Aynen. yani. Ve sonra gidip denizi görmek bayağı ruhumuzu açtı yani. Aynen. Aynı zamanda Kaplıcasının ada suyuna girmek de böyle bedenimizi açtı. Komple rahatlayarak orada durduk yani Aynen. Tam bir rahatlıkla. emekli hayatı yaşadık. Aynen. Emekli tatil yaptık. Ve bizim gittiğimiz dediğim gibi 3 artı 1'di. Mutfağı, yatak odası, oturma odaları falan var. Gardıropları her şey var içerisinde zaten. Ya az kısmına kadar düşündüğümüz gardırobun Buzdolabı, ocak da içindeki. var. Aynen buzdolabı, ocak. İçerisinde yine tabak, çanak, tencere, kaşık her şey var. Yani bir şey getirerek gitmenize gerek yok. Her şeyi oradan karşılayabiliyorsunuz. Bir de biz yiyeceklerimizi de evden götürmüştük. Hatta Evet. ekstrada bir alışveriş yapmadık. Çok da yapmadık çünkü şey biz işte ödediğimiz ücrete 2 kişilik havuz ve 2 kişilik kahvaltı da dahil oluyor. O Havuza da gitmedik. havuz aynen Gidemedik. Çünkü ayrı gidemedik. düşecektik. Ayrı düşmeyelim diye. Aynen. O Havuza yüzden gitmedik. havuzu kullanmadık ama şey kahvaltı fişlerini her sabah kullandık. O bayağı rahatlattı aslında alışveriş yapmamamız için. Orada bayağı bir fiyat, ücret şey oldu. Orada bayağı bir ekonomik oldu yani kahvaltı dahil oldu mu akşam yemeğine de geçiştirdik Bir de zaten. sabah erken kalkma zorundaydık. Aynen. O da ayrı yeten bir zorundu. Kaça Yani kadardı? saat 10-11 miydi? 10 mu 11 mi? 10-11'e kadar. Hatta 10'da kapatıyorlar da Evet. 11'de de işte tamamen mutfağı kapatıyorlar. Aynen. O yüzden hem erken kalkmış oluyorduk hem de sonrasında da kahvaltı yaptıktan sonra deniz E böyle kenarında olunca da işte yüzüyorsun. çok bir şey almamıza gerek kalmadı. Evden getirdiklerimizi akşam yemeğini yiyoruz. Orada da sabah kahvaltısını yapıyoruz. Evet. Bir de ben yola çıkmadan önceki gün işte poğaça, kek, patates salatası falan bunları yapmıştım. Akşam yemeğinde bunları yeriz. Orada yemekle uğraşmam diye. Mutfakta her şey vardı ama yine de orada mutfakla uğraşmaktansa denizde işte deniz kenarında dolaşmak daha güzel olacağı için evden her şeyi hazırlayarak çıkmıştık. O da rahat oldu. Armutlu'da kaldığımız yere de ulaşım çok kolay. İstanbul ve Bursa'dan da gemiler var. Evet. Yani isterseniz onlarla da gidip gelinebiliyor. Onlar ne kadardı ama fiyatlarını Ha, bilmiyoruz. İdo ile bu da deniyor ya onlarla gidip geliniyor işte. Aynen. İşte günde 2 defa gidip geliyordu. Evet. Onun manzarasını izlemek de ayrı güzel oluyor. Evin içerisinde bir de kaplıca suyu var. Havuza da o yüzden de girme ihtiyacımız da çok olmadı aslında o yüzden. Bir de biz dediğim gibi Mayıs'ta gittiğimiz için biraz havalar serindi. Öyle olunca böyle bir serinden eve gelip de kaplıcaya girmek bayağı güzel oldu o bakımdan da. Çok güzel bir yaşam alanı yapmışlar. İşte eğlence salonu, o oyun salonu, ondan sonra market, sinema, her şey var şeyin Aynen. içinde, Her şey. sitenin içinde. Başka dışarı çıkmanıza gerek bile kalmıyor. Etrafta A101 Shop falan öyle marketler falan da var ama çarşının içerisinde tüm ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Hatta diyelim ki birden karar verdiniz, mayo almadınız diyelim. Çarşıda mayo alabileceğiniz işte deniz ayakkabısı, gözlük, her şeyi bulabileceğiniz yerler var. Havlu, her şey var yani. O bakımdan da o kısmında çok seviyoruz oranı. Dışarıda bir de işte bisiklet kiralayabiliyorsun. Ondan sonra Luna Park var. Luna Park'ta da değişik değişik bir sürü oyuncak var. Evet. Tabii kış ayları çalışmıyor ama yaz ayları çalışıyor orası da. Ondan sonra Aqua Park var. Aynı zamanda orada da gidip işte havuza girebiliyorsun. Kaydırakları var falan. Oradan kayabiliyorsun. Burada denize girebilmeyi düşünüyorduk ama çok hava soğuk olduğu için deniz daha ısınmamıştı. Ancak böyle ayaklarımızı sokabildik falan. O da yetti gerçi Bir de ilk bizim defa. amacımız 25 günde 3 tane denize girebilmek. Yani Evet. Marmara, Ege, Hı. ondan sonra Akdeniz. Akdeniz. Ama Marmara'ya sadece ayağımızı sokabildik çünkü hava Evet. çok soğuktu. Bayağı Aslında soğuktu. girebilirdik bir gün ama o gün de işte Trilye'ye gideceğiz. O da bir dahaki bölümde anlatacağız onu. Bir de sahilde yürümek çok güzel. Özellikle gün batımını izlemek için böyle en uçta bir yer var. Oraya gitmeyi çok seviyorduk. Yani gün batımına yakın oraya doğru gidiyoruz. Ya balıkçılar oluyor orada da. Hı. Bir de yunuslar geliyor oraya o saatlerde. Bazen 2 tane oluyor, bazen 3 tane. O yunusları izliyoruz. Tabii hep de gelmiyor ama Evet. bayağı güzeldi Ama orada. güzel de denk geldik. Bayağı bir izledik ya. Çok Yani. güzeldi o Hatta onların yunusları görüntüleri izlemek de var. de. Onları da koyacağız. Maliyeti konuşacak olursak da biz gittiğimiz zamanlar dediğimiz gibi Mayıs ayında gittiğimiz için
Fiyatlar çok uygundu. 1200 lira gecelikti. Bir de biz iki kişi gittik yani. 5-6 kişi de gidebilirsiniz oraya. Öyle olunca çok daha uyguna geliyor. Toplamda yani 8400 lira kalma parası oldu. 450 lira yola harcadık. 1000 lira civarında markete gitti. Hatta biz Market bunu dediğim zaman dürüm falan, döner falan doğru aynen yedik. yeme içme falan Onlar hepsi ya. dahil aynen sadece market değil doğru. Akşam yemeğinde de bir döner falan yemeye gittik derken toplam yani hepsi 10 bin liraya falan mal oldu. Bu bir haftalık gezi ki bu en lüks gittiğimiz yerlerden Yani en birisiydi. fazla parayı buraya harcadık. Aynen. Armutla bir günümüzü de Trelli'ye Melekler Adası'na ayırdık. Hiçbir şeye bakmadık. Nasıl bir yer olduğunu da bilmiyorduk. Hatta başta ilk gittiğimizde ada sandık. Evet. Adada değilmiş. Onu da ta oraya gittiğimizde jeton düştü. Çünkü çok kalabalık dedik, bu arabalar nereden geliyor buraya diye. Evet. Mesela Sadece öyle bir dizi varmış. Melekler Adası diye bir dizi çok eskiden vardı ya oradan alıyormuş adını. Aslında Trilye diye geçiyormuş. Orayı gezdik. Çok güzel evler vardı. O da bir dahaki bölümde. Evet, bir dahaki videoda hem Trilye daha sonrasında da memleketimize gittik. Onun videosu gelecek. Ve fiyat bilgileri tabii. 35 günlük bütün fiyat bilgilerini hepsini vereceğiz. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beğenerek abone olarak İki Elin Sesi kanalına destek olabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.